ustalıktan yararlansak ben bir daha gelirim bu program için. Öbürüm fakirhaneye buyurmamız lazım. Evet, fakirhaneye buyurmamız lazım. Çünkü inanılmaz yemek yapıyor. Yani böyle bir şey olmaz. Ben değme ev kadınında da böyle bir sofra düzeni gördüm. Olacak bir şey değil. Bir sofra kuruyor. Türkiye'de bunu hocam, yapabilecek kimse yoktur. Siz bakmayın şeye. Evine misafir davet eder. Sabahtan mutfağa giriyor. Yani çalışan öyle derler. Onlar gidiyor. Bu girer. O, yani aynı vaziyetteyiz. Evet, aynı vaziyetteyiz ama Murat'ın yemekleri biraz daha ustalık gerektiren aynı yemekler. Yani çok inanılmaz ustalık gerektiren bir yemekler. Not vermek için ikisini de denemek lazım. Evet, söyledin. Müthiş mutlu olur. Mehmet Günteki'nden mesaj geldi. Ördek isterim diyor. Kimseye bak var ya, yemin ediyorum olay çıkartırım. Çok, kimseye çok ördek yedim, ördek çok yok. Yedim, çok yok yedim, abi. Hepsini koptu. Beraber yiyeceğiz. Öyle. Bu hafta yaparız. Ona buna yok abicim. Ördek. Bu hafta yaparız. Hocam evet, ben bir şey sormak istiyorum. Bir şey. Bu çünkü hep söylüyor. Ördeğin İslam'da geri mi soruyor? Caiz midir değil mi? Yok, onu aldım o caiz. Bir şeyler koymadığım müddetçe caiz ama. Alkol koymadım. O da şey tartışmalı, buharlaşır. Buharlaşır. Alkol buharlaşır. Kalmaz ki içinde. Hocam 28 Şubat'tan sonra sizin gelirlerinizde azalma oldu mu? İslam'da. Bu çok söylendi çünkü. Şimdi bir türlü ben size veya Diyanet Vakfı'ndan gelmiyor. Diyanet Vakfı'ndan evet, yani öyle bir şey oldu mu? Doğrusu ben 28 Şubat'tan sonra Diyanet Vakfı'nın gelirlerinde azalma olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü ben Diyanet Vakfı'yla hayır, şey değil. Hayır, İslam'ın çünkü İslam'ın. İslam'ın bütün giderlerini Diyanet Vakfı karşıladığı için bizim için değişen bir şey yok, yok yani. Bütün yani bütçeniz kısılmadı. Hayır, kısılmadı. Bunu burada belirtmek gerekir. Gerçekten Diyanet Vakfı zaman zaman da zorlanıyor bizim masraflarımızı karşılamakta. Çünkü kütüphanemizden hiçbir kitabı esirgemiyoruz. Projelerimiz var, yayınlarımız var, dergilerimiz var. Hiçbirisinde bir kısıtlama yok. Zaman zaman Diyanet Vakfı zorlanıyor. Fakat doğrusu bizden hiçbir kısıntıya gitmediler. Onu söyleyeyim. Zaten bu eser mesela Ansiklopedi böyle bir kısıtlamayla çıkmazdı. Peki Ansiklopedi'nin satış geliri nasıl? Orada da şöyle bir şey var. Aslında çok iyi satılıyor. Yani biz Ansiklopedi Türkiye ölçeğinde iyi bir rakamdır. İlk basınca 50 bin basılıyor. 50 bin basılıyor. Fakat çok ucuz satılıyor. Yani Ansiklopedi evet, biliyorsunuz baskı bakımından da cilt bakımından da güzeldir. Gazete kütüphanesinde var. Evet, çok güzeldir. Yani abone olanlara galiba cilti 20 lira şimdi. Öyle bir şey. Hiçbir şey değil yani. Bu normal kitapların tabii canım, kitaplar da tabii, yani çok daha normal fazla fiyatın 4'te 1, 5'te 1 fiyatı. 5'te 6'da 1 belki 10'da 1 evet, yani. Tabii, tabii ciltli kesinlikle. Kalın büyük kalın boy bayağı birinci hamur renkli. Evet, birinci hamur şey cilt, deri cilt. Evet. Tamamen kültüre bir yatırım olarak görüyor burada Diyanet Vakfı baştan itibaren. Bunu burada şükranla belirtmek gerekir. Başka türlü de olmaz. Yani dünyada büyük projeleri zaman zaman büyük vakıflar destekliyor. Başka türlü olmaz. Başka türlü de olmuyor. Başka türlü olmuyor. Gerçekten bu sayede İslam dünyasında ilk ansiklopedi bu, biliyor musunuz? Evet. Bu noktaya gelen. Yani bu noktaya gelen ilk ansiklopedi, bittiğinde de ilk ansiklopedi olacak. Bitmeye de geldi zaten. Yani ben başlangıçta sizin ansiklopedi açısı burun kıvırdım. Niye burun evet, kıvırdım dedim ki yani beceremezler. Yani şimdi Türkiye'de birileri toplanacaklar da bir ansiklopedi yapacaklar da işte içinde de iyi sağlam bilgiler olacak da falan filan diye pek kale almadım. Okuduğum zaman yani takip ettiğim zaman gözlerime inanamadım. Ve hatta başlangıçta dedim ki herhalde çalıntı. Şimdi aslında ansiklopedinin bir tarihi yazılsa çok enteresan bir tarih çıkar. Şeyi anlatsanız çıkar, madde takibini. Madde takibini biraz anlatayım isterseniz. Şimdi hocalara madde, yazdırıyorlar madde. Hocalara tabii yazdırıyoruz. Bizim sipariş takip servisimiz var ama hocalar onlar çok kolay atlatıyorlar. Maddeleri biz takip ediyoruz. Perşembe günü bizim madde takip günümüzdü. Şimdi YÖK toplantısı dolayısıyla çarşambayı aldık. Ben bir slogan geliştirdim. Ver kurtul diyorum. Şimdi mesela Akün Hoca vardır. Ömer Faruk Akün. Hakikaten edebiyat tarihinde evet, çok önemli bir isim evet, Akün Hoca. Allah uzun ömür versin. Akın Hoca'dan bir maddeyi almak başlı başına bir olaydır. Sizi çok güzel şey der, atlatır hoca. Yani, ama basılınca o kaynaktır ama. Tabii kesinlikle. Güzel evet, şey. Mesela 2-3 ay takip edersiniz. Hocam inşallah beni bağışlar. 2-3 ay sonra hoca sizi bir methetmeye başlar. İşte sen geldin, burası çok güzel oldu, Akifciğim, Makifciğim. Bunun maliyeti 2 aydır yani. Ben şimdi ondan sonra da alamazsınız. Bak ondan sonra da alamazsınız. Hoca mesela der ki, bakın bunu yaşadık hep. Cuma günü söz verir,
Cuma günü gelir sabahleyin. Hocaya gidersin. Hocam bugün veriyorsun. Akif'ciğim cuma günü akşam zaten servis kapanıyor. Cumartesi akşama versem bunun bir mahzuru var mı? Yok hocam artık çünkü kavga etmenize değmez. 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 Ciddi söylüyorum bu dediği tarihten 2 ay sonra vermemiş olur mu? Hocaya sıkıştırır. Buradan bir gelir elde ediyor mu hocalar? Telif var ama yani telif üzerine. Şimdi Ömer Faruk Hoca'nın harcadığı zamanı düşünecek olursak. O hiçbir şey değil. Hiçbir şey okumasa hiçbir da şey. Arzu Halciler gibi, eski Arzu Halci gibi veya tez yazanlar gibi daktilo'yla yazı yazsa onun 10 mislini alır hoca. Yani parayla yazılmaz. Ondan sonra biz de metotlar geliştiriyoruz. Hocadan yavaş yavaş ben maddeyi alırım. Ondan sonra hocayı şey derim. Bu defa ben hocayı tehdit ederim. Hocam bak bu maddeyi bitirmezsen böyle yayınlarım. Razı olmam diye. Vallahi o zaman sen beni mahkemeye verdir. Hiç şey etmem. Hoca ismine de çok titizdir. Ne yapar yapar. Tehdit, şantaj alıyorsunuz yani. Hoca 2 gün hiç uyumadan madde üzerine çalışır. Ben böyle insan görmedim. Böyle birçok yazarımız var. Hepsinin biz... Peki hocam bir şey söyleyeyim. Gençlerden iyi gelenler var mı böyle var, parlak var, gelenler? Var, gerçekten var. İyi gençler var. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde, yurt içinde, yurt dışında yetişmiş çok iyi bir nesil de var. Ama bunların sayılarını artırmak lazım. Evet. Bunun içinde benzer vakıfların kurulması ve desteklenmesi lazım. Anadolu'da da belki bir özlük haklarının da önemli bir yeri var. Gerçekten Osmanlıca bir söz var malum. Kem alat ile kemalat olmaz diyor. Yani imkanların sınırlıysa ondan mükemmeli yakalayamazsınız. Bir de Fatih yani hakikaten az da olsa çok iyi araştırma yapanlar var ama o araştırmalar duyulmuyor. Yani daha bir çevrede kalıyor. Yok Anadolu Üniversitelerinden inanılmaz araştırmalar geliyor. Kamuya mal oldu. Kamuya mal oldu. Kamuya onu kastediyorum. İşte biz onu da şey diyoruz. Şimdi biz ilahiyat alanında kaliteli doktoraları yayınlamaya başladık. Şimdi mesela 10 küsur oldu. Yeni yapılmış doktoralardan seçtik. Çok büyük başvuru var. İşte imkanlarımız da belli ölçüde sınırlı. Biz o konuda da bir hareket başlattık. Tabii gönül istiyor ki üniversitelerin yayınları çok daha ciddi olsun. Bunlar kolay bulunsun. Dağıtım da önemli. Bu alanda alınacak daha çok mesafe var. Hocam bir de bizde bir şey eksik. Mesela tarih konusunda diyorum. Veyahut teolojiyle ilgili. Avrupa'da, bu gelişmiş ülkelerde bir akademisyen ortaya hiç o güne kadar konmamış, bilinmeyen ama çok önemli bir olayı belgesiyle ortaya koyduğu vakit o basında konu olur. Gazetelerde çıkar. Evet, doğru. Ben senelerde onu yapmaya çalışıyorum. Yani tarihçi arkadaşlar, mesela herhangi bilinmeyen bir şey yapıp... Ama sen duyulsun. Türkiye'de tarihe çok büyük hizmet ettin Murat. Tarihi popüler hale getiren sen oldun, hakikaten öyle. Pop tarihçi diyorlar onun için. Kötü bir şey değil ama şimdi bunca insan tarihe merak sayılırsa bugün televizyonlarda her televizyona bir tarih programı yapılıyorsa bir sürü insan tarih köyüsü yazmaya başladıysa adı duyulmamış adamlar önemli adamlar tabii tekrar anılmaya başladıysa ciddi fonksiyonu var. Tarihin tabii politikaya da çok yararı var. Yani tabii. Ben şöyle diyorum bir insan politikacı oluyorsa okuma yazmasa bilmesi olur tarih bilmesi olmaz. Evet ama çoğu bilmiyor. Maalesef. Yani bu sosyal bilimler Türkiye'de yeni yeni kuvvetlenmeye başladı. Bizde mühendislik, tıp gibi alanlara çok rağbet vardı. Şimdi yavaş yavaş sosyal bilimlerle yöneliş başladı. Tabii bugün Ar-Ge'de şu söyleniyor. Siz teknolojiyi kendiniz üretmek durumundasınız. Bu sosyal bilimlerde de doğru. Siz sosyal bilimlerde kendi kültürünüzü, kendi yorumunuzu ortaya koymadıkça başkalarının yaptığı yorumlar size hazır elbise gibi tam uymaz. Evet. Ondan sonra sağını solunu sıkar. Evet, sosyal bilimler alanında da çok ciddi çalışmalara, desteklere ihtiyaç var. Türkiye yavaş yavaş buna doğru gidiyor ama. TÜBİTAK mesela sosyal bilimlere destek veriyor. Diğer kurumlar yavaş yavaş buna yöneliyor. Yani inşallah önümüz daha açık. İnşallah hocam. Bizim de önümüz açık ama yine de biz programı bitirelim. Sabaha kalmayalım. Sonuçta biraz daha kalırsak burada sabah gazetede biz okumak zorunda kalacağız. Ve ben...